videomuzda sizlerle Bluetooth kontrollü Pinobot yapacağız. Pino 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmesi için geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. Uzaktan kontrollü Pinobot projemizde ise gerekli malzemelere hemen geçelim. Pinobot paketimiz aslında bir Pinobot gövdemiz, kontrol kartımız, engelleri algılaması için bir mesafe sensörümüz var. Şu an projemizde kullanmayacağız fakat Pinobot paketimizde mevcut. Çizgi izleme sensörümüz, dengede gidebilmesi için bir avare tekerimiz, yine tabii ki harekete geçmesini sağlayan DC motorlarımız, 360 derece dönebilen 2 adet tekerimiz, pil yuvamız ve pilimiz mevcut. Ardından Bluetooth kontrolüyle hareket ettireceğiz dedik. Bir Bluetooth modülümüz var. HM10 modeli. Bilgisayara bağlayıp gerekli kodları aktarmak için gerekli USB kablomuz. Tabii ki kontrolü sağlayacak telefonumuz. Gelin şimdi kodlarımıza geçelim. Öncelikle bilgisayarımdan Emulog programını açıyorum. Ardından Pinobot'u harekete geçirebilmek için gerekli eklentiyi indireceğim. Uzantılar, uzantıları yönet diyorum. Arama bölümüne Pino yazarak gerekli eklenti paketini indiriyorum. Evet, paketi indirdim. Robotlar sekmemde artık Pino ile ilgili kodları görebiliyorum. Gelelim bağlantısına. Bağlan, seri port diyorum. Ama şu anda Pinobot'umu bağlamadığım için seri port yok diyor. Hemen USB kablomuzla bağlantımızı oluşturalım. Evet. Şu an Bluetooth modülümü takmayacağım. Bluetooth modülümü tüm kodları yazıp içerisine yükledikten sonra takıyorum. Ama şöyle kenara aldım. Evet, gelelim bağlan, seri port, COM6 çıktı. Bu aslında bağladığım USB portun adı. Sizlerde farklı değerler olabilir. Bağladığınız portun adını seçebilirsiniz. Tıkladım. Ardından Aygıt yazılımı güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi Pino kartım ile Emulog yazılımı arasında haberleşmeyi sağlıyor. Aslında bunu programı açtığınızda bir kez yapabilirsiniz. Bu hem kartın içerisinde daha önceden yüklenmiş kodlar varsa bunların silinmesini, yani kartın sıfırlanmasını, hem de projenizden eminsiniz, kodlardan eminiz, bağlantılar tamam, bir problem yaşanıyorsa hala yine denemenizi tavsiye ediyoruz. Bu amaçlarla kullanabilirsiniz. Yüklememiz bitti, kapat dedim. Hemen bir motorlarımı kontrol etmek istiyorum. İleri geri sağ sol bir hareket ettirelim, test edelim. Ardından Bluetooth ile ilgili gerekli kodları yazalım. Gerekli olayları alıyorum. Öncelikle klavyeden yukarı ok tuşuna bastığımda ileri giden bir Pinobot. Aşağı ok tuşuna bastığımda geri giden bir Pinobot yapalım. Gerekli olayları aldım. Robotlar sekmeme geldim. Şöyle biraz aşağıya inelim. Evet, Pinobot yön, ileri, hız sıfır şeklinde bir bloğum var. Ben klavyeden yukarı oka bastığımda ileri gitmesini ve 150 hızında ileri gitmesini istiyorum. Aşağı oka bastığımda da bu kez geriye doğru yine 150 hızında hareket etmesini istiyorum. Bir deneyelim. Şöyle biraz destek olacağım. Evet, ileri doğru hareket. Aşağı oka bastım. Geri hareket. Tabii ki nasıl durduracağım? Yeni bir olay ekliyorum. Veya hemen bir olayın hızını sıfır yapıp durdurabilirim. Motorlarımda bir problem yok. Gerekli kodlarımı yazmaya devam ediyorum. Hızımı düzeltmeyi unutmayayım. Sağ ok için. Robotlar sekmemden, sağ yön, 150 hız, kopyasını çıkartıyorum, sol ok, sol yöne, 150 hız ve yine son görevim boşluk tuşu basıldığında olsun. Hızının sıfır olması durması demek. İleri yönde sıfır hız. Hemen deniyorum. İleri, geri, sağ,
sol ve durma. Evet, istediğim gibi çalışıyor. Motor yönlerimle ilgili herhangi bir problem yok. Bu kodlarımı şöyle düzenleyelim. Gelelim Bluetooth'la ilgili kodlarımıza. Bluetooth'umu kullanabilmem için önce bir tanımlama yapmam gerekiyor. Ve Bluetooth kodları ancak kodları karta yüklerseniz çalışıyor. O zaman Pino program koduyla işe başlıyorum. Ve ilk görevim Bluetooth'umu tanımlamak. Bakalım, evet. Bağlantı kur. RX0 ve TX1. Pinler şeklinde tanımlıyorum. Zaten pinomuzun en güzel özelliği üzerinde bulunan Bluetooth girişinde bu pinlerin otomatik olarak tanımlanmış olması. Ardından sürekli tekrarlaması gereken bir işlem var. Bluetooth bağlantısı bağlı mı? Bunu sürekli kontrol etmesi gerekiyor. Bu yüzden bir kontrol de alıyorum. Eğer bağlantı kuruldu ise yapılması gereken işlemleri yaptıracağım. Robotlar sekmeme geldim. Bağlantı kuruldu mu diyorum. Eğer bağlantı kurulduysa, yani telefonum ve pinom arasında, ben telefonumdan bir karakter veri göndereceğim ve bu gelen karakter veriye göre robotumun hareket etmesini sağlayacağım. Nasıl yapalım? Diyelim ki W karakteri geldiyse ileri, S geldiyse geri, D geldiyse sağ gibi verileri aktaralım. Bunun için karakter veriyi oku diyorum. Bağlantı tanımlandıysa. Bu karakter veri neye eşit? Şimdi bu koşulu oluşturuyorum. Eğer matematiksel bir işlem yapacağım, eşittir operatörünü alıyorum. Gelen bu karakter veri W'ye eşitse ileri gidelim. Bu karakter verileri ifade etmek için tek tırnak içerisinde yazmalısınız. W'ye eşitse ileri git demiştim. Hemen yukarı oktaki kodumu alıp yerleştirebilirim. Ardından kopyasını çıkardım. W tuşu değil de S tuşu olsun. S tuşu da geriye doğru bir hareket yapsın. Ardından kopyasını aldım yine. Gelen sayısal veri S değil bu kez D ise sağa doğru hareket etsin 150 hızında. Gelen sayısal veri A'ya eşitse sola doğru hareket etsin 150 hızında. İleri, geri, sağ, sol verilere göre işlem yaptırdım. Hemen durmasını da yapalım. Ben durması için gerekli karakteri X şeklinde seçiyorum ve hızının 0 olması benim için yeterli. Diğer kodlarımı ekranımdan sildim. Algoritmamızın üzerinden tekrar geçelim. Bluetooth bağlantımı kur, bağlantı kurulduysa bir karakter veri gönder dedi. Veri W'ya, S'ye, D'ye, A'ya ve X'e eşitse olması gereken durumları söyledim. Şimdi kodlarımızı Pino kartımızın içerisine yükleyelim. Pino program üzerine sağ tık, Arduino'ya yükle diyorum. Ve yine gelen bölümde Arduino'ya yükle seçeneğini tıklıyorum. Kodlarım yüklenene kadar beklemedeyim. Evet, kodlarımız yüklendi. Artık Bluetooth modülümüzü takabiliriz. Ben USB kablomu da söküyorum. Hemen şöyle kenara bıraktım. HMI modülümü takabilmem için üzerindeki pinler önemli. VCC ve GND pinleri yine Pino kart üzerinde Bluetooth için ayrılmış bölümde aynı kısımlara denk gelmeli. Şu şekilde VCC 5 volta, GND GND'ye denk gelecek şekilde Bluetooth modülümü taktım. Evet, gelelim telefon uygulamamıza. Evet, gelelim telefon uygulamamıza. Biz Tankable uygulaması üzerinden kendimize özel bir uygulama geliştirdik. Hem
hemen bu uygulamayı açıyorum. Uygulamamı açtım fakat robotum çalışmayacaktır. Hemen pil soketini yerine taktım ve on düğmesine bastım. İlk taktığımız anda Bluetooth'um şu anda etraftaki bir Bluetooth'la eşleşme isteğini gösteriyor. Yanıp yanıp sönüyor. Ben uygulamam üzerinden Bluetooth ara seçeneğine tıklıyorum. Bu arada tabii ki telefonumda Bluetooth'um ve konumum açık olmalı. HMSoft Bluetooth'umun adı HMSoft'a bağlanıyorum. Bağlantı başarılı dedi. Şimdi hemen test ediyorum. İleri, geri, sağ, sol, dur. Rahatlıkla çalışabiliyorum. Tekrar deniyorum. İleri, geri, sağ, sol, dur. Evet. Ve gerçekten çok hızlı bir şekilde gönderdiğiniz bilgiyi alabiliyor. Sağ tuş. Dur. Şöyle. Gayet başarılı. Sizler de Bluetooth modülünü kullanarak pek çok proje geliştirebilirsiniz farklı modül ve eklentilerle beraber. Ve bu hazır uygulamamızı da yine videomuzun altındaki linkten indirip telefonunuz ile kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar.